Herkese merhaba. Bu dersimizde Scratch 3.0 programını kullanarak basit bir renk topu yakalama oyunu yapacağız. Şimdi uygulamamızı şöyle tanıtmak istiyorum. Sağ sol yön tuşlarını kullanarak ortada bulunan renk skalasını oynatacağız. Ve kenarlardan köşelerden gelen renk toplarını aynı renklere tutturmaya çalışacağız. Aynı renklere tutturduğumuz zaman puanımız artacak. Farklı renklere tutturduğumuz zaman ise hata sayımız artacak. Ve hatamız 5 olduğu zaman da oyun bitecek. Evet, şimdi oyunun nasıl yapılacağına bakacağız. Evet, şimdi tüm kodlarımızı temizledik. Önce renk skalasını hareket ettirmekle başlayalım. Olaylardan yeşil bayrak tıklandığında diyorum. Sürekli kontrol edeceğim. Sağ sol yön tuşuna basılıp basılmadığını kontrol edeceğim. Bunun için de eğer şeyi kullanıyorum. Ve algılama grubundan sağ yön tuşuna basılıp basılmadığını kontrol eden sağ ok tuşuna basıldı mı komutunu kullanıyorum. Sağ ok tuşuna basıldığı zaman ortadaki renk skalamın saat yönünde dönmesini sağlıyorum. Bunu da 5 derece döndüreceğim. Çünkü biraz yavaş dönmesini istiyorum. 15 derece bırakırsanız eğer hızlı dönüyor. Şuradan da sol ok tuşu için yapıyorum. Evet, şimdi çalıştırıp test ettiğimizde bakın sağa ve sola doğru hareket ediyor. Ama sola doğru hızlı hareket ediyor. Çünkü burayı 15'i 5 yapmamışız. Evet, renk skalasını ayarladık bu şekilde. Ve bu renk skalası oyun esnasında eliniz şöyle değdiği zaman yerinden oynayabilir. Yeşil bayrağa bastığınız zaman tekrardan merkez konuma gelebilmesi için yeşil bayrak tıklandıktan sonra 0'a 0 konumuna taşıyorum. Yani tam ekranın ortasına gelmesini sağlıyorum. Daha sonra şu renk toplarının ekranına gözükebilmesi için bunlar rastgele bir sırayla çıkacak. Yani önce mavi, sonra kırmızı, sonra yeşil, sonra pembe olmayacak. Burada bazen mavi çıkacak önce, sonra pembe çıkacak, sonra kırmızı çıkacak, sonra yeşil çıkacak. Yani rastgele bir sırayla çıkması gerekiyor. Burada bütün renk toplarını ilgilendiren bir komut yazacağım için bunları dekorlar kısmına yazıyorum. Yani ortak komutlar genellikle sahneye yazılır. Şimdi geliyorum, yeşil bayrak tıklandığı zaman diyorum. Hata sayımızı ve puan değişkenimizin değerini sıfırlayalım. Şun gibi kalmayacak. Yani 7'den itibaren başlamayacak. 7 ve 5 şeklinde kalmış. Buradan devam etmemesi için puanları sıfırladım. Daha sonra sürekli diyorum. Buradaki topların rastgele bir sırayla çıkabilmesi için sıra adında bir değişken oluşturmuştum. Ve bu sıra değişkenimin değerini rastgele bir sayı yapacağım. Burada 4 farklı renk topum var. 1 ile 4 arasında rastgele bir sayı seçeceğim. Örneğin 1 numara çıktığında mavi gözüksün. 2 numarada kırmızı, 3 numarada yeşil, 4 numarada da pembe toplar çıkmasını istiyorum. Şimdi rastgele bir sayı tutturdum ve eğer ile kontrol edeceğiz. Eğer diyorum sayı değerimiz 1 olursa. Şu atış yapıldı mı değil, sıra olacak aynı zamanda. Sıra değişkenimin değeri 1 olursa buradaki mavi topun çıkabilmesi için bir haber göndereceğim. Haberi gönderebilmek için de olaylar bloğundan haber sal bloğunu kullanıyorum. Ve buradan da mavi diyorum. Aynı şekilde kırmızı ve yeşil ve pembe için de yapacağım. Sıra değişkenimin değeri 2 olursa o zaman da kırmızı haberini salalım. Şunların ikisini çoğaltıyorum. Sıra değişkenimin değeri 3 olursa yeşil top çıkması için yeşil adındaki haberi gönderiyorum. Ve sıra değişkenim değeri de 4 olursa pembe adında bir haber göndereceğim. Ve bu işlemi çok hızlı yapmaması gerekiyor. Şimdi sıra değişkenimin değerini de ekranda gösterelim. Yani şurada gözüksün. Bakın, çok hızlı bir şekilde sayı değişiyor. Ve bu hızla da toplar çıkmaya başlayacak ekrana. Böyle olmaması için bir de süreyle bekleteceğim. Yani şuradaki rastgele bir sayı oluşmasını bekletmemiz gerekiyor. Bunun için de 1 saniye bekleyin komutunu ekliyorum. Ama tabi her zaman 1 saniye beklemesini de istemiyorum ben. Bazen 1 saniye bekleyecek, bazen 2 saniye, bazen 3 saniye beklemesini istiyorum. Bunu da rastgele bir sayı kadar beklemesini istiyorum. 1 ile 3 arasında saniye bekleyecek. Kimi zaman 1 saniye, kimi zaman 2 saniye, kimi zaman da 3 saniye bekleyecektir. Evet, şimdi bakalım sıra değişkenimizin değeri değişmeye başladı bakın. 4 oldu. 1 oldu. 2. 3. Tekrar 2 oldu. Şimdi 4 oldu. Gördüğünüz gibi sayılar değişiyor böyle sürekli. Şimdi bu çıkan sayılara göre ben mavi, kırmızı, yeşil ve pembe haberini salmıştım. Şimdi gelelim kırmızı topların çıkmasına. Yeşil bayrak tıklandığı zaman öncelikle orijinalini gizleyeceğim arkadaşlar. Gizlenmesini sağlıyorum. Ve başlangıç konumuna gelmesini sağlayacağım. Şuradan bir göster butonuna basalım.
bir kere gözüksün. Nerede kaldı acaba? Evet, şuradaymış. Evet, buradan çıkmasını sağlayalım tekrardan. İzleyip başlangıç konumu olarak X201, Y151 konumundan çıksın. İdealdir. Ben bunu tekrardan böyle kapatıyorum burasını. Yani sanki borunun içinden çıkıyormuş gibi olacak. Evet, başlangıç konumuna da aldıktan sonra ikizini oluşturacağız. Başlangıç konumuna da aldık. Şimdi artık haberi aldığı zaman diyelim. Kırmızı haberini aldığımız zaman ne yapacağız? Bunun ikizini yaratmamız gerekiyor. Biz burada sadece bir tane çıkmayacak. Bazenleri bir saniye içinde iki tane aynı topta çıkabilir. Şu kırmızıyı düşündüğümüz zaman. Buraya kadar hareket ettiği zaman bir tane daha kırmızı haberi geldiğinde o beklemede kalmayacak. Onun da hemen ne yapacağız? Kopyasını oluşturacağız. Bu komutu biz geçen sene Scratch 1.4'te görmedik. Çünkü Scratch 1.4'te böyle ikizimi yarat komutu yoktu. Şuradan hemen ikizini yaratalım. İkizini yarat dediği zaman kopyasını oluşturuyor aslında. Yani şurada gizlemiş olduğum orijinal o aslında hareket etmeyecek. Orijinal sürekli burada duracak. Ben kopyalarını kullanarak işlem yapacağım. O yüzden de ikizini yarat dedim. Peki ikizini yarattığımız zaman ne yapacağız? İkizini yarattığımız zaman da hareketi sağlamamız gerekiyor. Bu ikiz nereden başlayacak? Tekrar şuradaki konumdan başlayacak. O zaman hemen geliyorum. Başlangıç konumuna tekrardan aldırıyorum onu. X'ye konumuna git diyorum. Ve orijinali gizli olduğu için kopyasını gösteriyorum ekranda. Göstermezseniz o zaman göremezsiniz hangi rengin ortaya çıktığını göremezsiniz. Ve 3 saniyede de tam orta noktaya gelmesini sağlayacağım. Yani X0, Y0 konumuna gelmesini sağlayacağım. Şuradan 3 saniyede diyorum. X0, Y0 konumuna gitmesini söylüyorum. Ve daha sonra bu orta noktaya kadar gelirse, yani buraya kadar gelirse, o zaman bu hata olmuş olacaktır. Yani hata sayısı artacaktır. Çünkü ben kırmızıya değdiği zaman zaten, şöyle gösterelim. Kırmızıya değdiği anda durdurmam gerekiyor. Eğer durdurmazsam hata olacaktır. Şuradan bir daha gösterelim. Yani şunu demek istiyorum. Buraya kadar geldi. Kırmızıya değdiği zaman puan yazılacak. Karakter gizlenecek. Eğer bu karakter burayı geçip buraya kadar geldiyse, yani 0-0 noktasına geldiyse, o zaman kullanıcı doğru renge tutturamamış demektir. Burasının yeşil olduğunu düşün veya mor olduğunu düşün şu şekilde. Gelecek tam orta noktaya kadar geldiğinde o zaman kullanıcı hatası bir artmış olacaktır. Peki gelelim hemen hatamızı arttırmaya. Değişkenlere giriyorum. Hata sayısını bir değiştir diyorum. Ve ortada birikmemesi için, yani şurada kalıp birikmemesi için de bu ikizi silmemiz gerekiyor. Silmezseniz eğer uygulama gittikçe ağırlaşacaktır. Burada yüzlerce, binlerce karakterin biriktiğini düşünün. Bunların hepsi sonuçta RAM bellekte yer kaplıyor. O yüzden de silmemiz gerekiyor ikizi. Şimdi gelelim puan alımına. Puan alımı için tekrardan ikiz olarak başladığımda diyorum ve sürekli kontrol edeceğim. Acaba bu kopya kırmızı rengine değdi mi, değmedi mi diye kontrol edeceğim. O yüzden de sürekli tekrarla diyorum. Eğer ise kontrolü sağlayacağız. Rengine değip değmediğini algılamamız gerekiyor. Hemen şuradan gelip kırmızı renge dokunacağım. Şurada kenardaki tırtıklı koyu kırmızı alana değdirmeye çalışıyorum. Çünkü top karakterim oraya değdiği anda hem ekrandan gizlenmiş olacak hem de puanımı arttırmış olacak. Evet, puan değişkenimi bir kadar arttırıyorum. Daha sonra da bu ikizi siliyorum. Evet, kırmızı için olan durumu yaptık. Şimdi şunu da şöyle kenara alalım. Sıra değişkenimizin değeri 2 olduğu anda kırmızı top ortaya çıkacaktır. Bekliyorum şimdi 2 olmasını. Bakın 2 oldu. Kırmızı top çıktı. Şimdi aynı işlem aslında mavi, pembe ve yeşil içinde olacaktır. O yüzden de buradaki komutların aynısını çoğaltıp maviye ekliyorum. Daha sonra düzenlemesini yapacağım. Başlangıç konumlarını ayarlayacağım ve kırmızı haberi değil de mavi haberi geldiğinde diye ayarlayacağım orasını. Evet, şimdi hepsi için yaptık. Gelelim buradaki başlangıç konumlarını ve haberleri değiştirmeye. Kırmızı haber yerine yeşil haber geldiği zaman buradaki işlemler yapılacak. Ve yeşil topumuz nereden çıkacak? Şimdi şuradan bir görelim yeşil topun konumunu önce. Görünümden göster diyeceğim. Yeşil top nereye gitti?
Evet, yeşil topumuz burada bakın. Yeşil topun olduğu yerde kalsın ve yeşil topumuzun başlangıç konumu olarak neresiymiş bakıyorum şuradan. 211'e eksi 140. O zaman geliyorum 211'e eksi 140 diyorum. Y konumu da eksi 140'mış. Bir de yeşil bayrak tıklandığında komutumuz vardı. Onu almamışız şuradan. -141 -140 demiştik. Muhtemelen pembe içinde o yeşil bayrak tıklandığında komutunu almadık. Onu da alalım şuradan. Peki bu pembe top neredeydi acaba? Konumuna bakalım. Şu anda -187 x konumu, y konumu da -143. O zaman hemen geliyorum şuradaki başlangıç konumunu değiştiriyorum. -187 diyorum. Y değerimiz de -143'müş. Aynı şekilde buraya da giriyorum. -187 -143 diyorum. Ve kırmızı haberi değil, pembe haberi geldiği zaman işlem yapacak. Tabi şuradaki renkleri de ayarlamadık arkadaşlar. Şurası kırmızı olmayacak, yeşil olacak. Hemen geliyorum şuradan yeşil rengine dokunuyorum. Koyu bir yeşil tabaka var. Şuna dokundum. Pembe için ayarlamamız gerekiyor bunu. Hemen geldim. Pembe kısmına da dokunuyorum. Başlangıç konumlarını ayarlamıştım. Rengini de ayarladım. Şimdi mavi topa geldik. Mavi top için de şu başlangıç yeşil bayrak tıklandığında komutunu eklememişiz. Onu da ekleyelim. Evet, mavi topun başlangıç konumuna bakıyorum. X değeri -196, Y değeri 149'muş. Hemen geliyorum. -196, Y değeri de 149'muş. Aynı şekilde buradan da yapıyorum. -196, -149 şeklinde başlangıç konumunu girmiş oldum. Ve kırmızı haberi değil, mavi haberi geldiği zaman ortaya çıkması için mavi haberini aldığımda diyorum. Bir de mavi rengine değdiği zaman puan alması için de şuradan gelip mavi rengine dokunuyorum. Evet, uygulamamız hemen hemen bitti gibi. Şimdi bakalım, mavi rengine değdim, puanımı aldım. Şimdi kırmızı rengine değmeyeceğim. Bakın hata sayım da 1 oldu. Hata sayım 2 oldu. Hata sayımız 3 oldu. Ama 5 olduğu zaman durması için herhangi bir işlem yapmadık şu anda. Bakın 5'i de geçti. 6, 7 oldu artık. Şimdi onu da şuradan kontrol edebiliriz. Yine dekorlar kısmına, yani sahne kısmına giriyorum. Bir tane daha yeşil bayrak tıklandığında komutunu ekliyorum. Yani oyunun başından itibaren sürekli kontrol edeceğiz. Sürekli tekrarla diyorum eğer ise ile. Hata değişkenimin değeri 5 olduğu zaman oyunun durmasını sağlayacağım. Hemen eşitliği alıyorum. Değişkenlerden hata sayısı eşittir 5 diyorum. Yani hata sayısı 5 olduğu zaman oyunu durdurması için de tümünü durdur diyorum. Şimdi çalıştırıp deneyeceğim tekrardan. Bakın hata değişkenimizin değeri 5 oldu ve oyun durdu. Evet arkadaşlar, uygulamamız bu kadardı. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere. Hoşça kalın.